Merhabalar. Dördüncü sınıf örüntü konusuyla yine birlikteyiz. Ahmet ile arkadaşı ormana gitmişler. Birden karşılarına bir ayı sürüsü çıkmış. Ahmet başlaş, başlamış sayıları sayla, saymaya. 2, 4, 6, 8, 10. Peki daha sonra hangi sayılar gelecek? Ahmet soru işareti olan yerlere acaba hangi sayıları söylemiş olabilir? 12, 14 söylemiştir. Bu sayıların geleceğini nereden bildiniz? 2, 4, 6, 8, 10. Bakın arkadaşlar ikişer ikişer artan bir örüntü oluşturduğu için ona 2 eklediğimizde 12, 12 2 eklediğimizde 14 oluştu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ikişer artan bir örüntü. Yukarıdaki sayıların dizilişinde belli bir sıra var. Verilen ilk sayı 2 eklenerek sonraki sayı bulunmuş. Bulunan sayıyı tekrar 2 eklenmiş. Burada sayılar belirli bir kural ile dizilmiştir. Sayı ya da şekillerin belli bir kurala göre dizilimine örüntü adı verilir. 1 2 4 8 16 32 örüntüsünü kuralını bulalım. Baktığımızda arkadaşlar 2 ile çarpılmış, 2 ile çarpılmış, 2 ile çarpılmış, 2 ile çarpılmış. O halde 32 2 ile çarpılacak. Kuralı nedir? Kural bir örüntünün kuralı verilen sayı 2 ile çarpılmış. Bulunan sayı sonraki sayı olarak yazılmış. Örüntünün kuralını bulalım. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Baktığımızda 10'ar artmış. Kuralı bir örüntünün kuralı verilen sayı 10 ile toplanmış. Bulunan sayı sonraki sayı ile olarak yazılmış. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yukarıdaki örüntüde sayıların büyüyor mu küçülüyor mu? Unutmayın, bir örüntüde sayılar giderek büyüyorsa ya toplama yapılmıştır veya çarpma yapılmıştır. Arkadaşlar, sayılara bakıyoruz. Sürekli artansa burada iki işlem yapılmış olabilir. Ya toplama ya çarpma. Hemen eğer sayımız artarak gidiyorsa toplama veya çarpma yapıldığını düşünüp ona göre örüntünün kuralını Bulacağız. 200, 175, 150, 125, 175 şeklinde bir örüntümüz var. Yukarıdaki örüntünün kuralını bulalım. Baktığımızda sayımız 25'er azalmış. Bu azalan bir örüntü. Kural verilen sayıdan 25 çıkarılmış. Bulunan sayı sonraki sayıya yazılmış. Yukarıdaki örüntü sayılar büyüyor mu, küçülüyor, küçülüyor mu? Küçülüyor. Unutmayın bir örüntüdeki sayılar giderek küçülüyorsa ya çıkarma ya da bölme yapılmıştır. Eğer sayı azalıyorsa çıkarma veya bölme yapılmıştır. Çıkarma veya bölme yapılmıştır. Baktığımızda örüntüye 45, 40, 35, 30, 25, 20 bu örüntünün kuralını bulalım. Baktığımızda 5'er azalmış. O halde azalan bir örüntü. Kuralımız ne olur? Bir örüntünün kuralı verilen sayıdan 5 çıkarılmış. Bulunan sayı sonraki sayıyı olarak yazılmış. Örnek yapalım. Örüntünün eksik sayılarını ve kuralını bulalım. Baktığımızda arkadaşlar nasıl bir örüntü? Artan bir örüntü. Nasıl yapılmış? 43 48 58 68. Baktığımızda 5'er artmış. 48'e 5 eklediğimizde 53 buluruz. 5 eklediğimizde 58, yine 5 eklediğimizde 63 ve 5 eklediğimizde örüntü 68 olur. Kuralı hemen söyleyelim. Bu örüntünün kuralı verilen sayıya 5 toplanmış. Bulunan sayı sonraki sayı olarak yazılmış. Örüntünün eksik sayılarını ve kuralını bulalım. Baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? Azalmış. O halde 65, 67, 65, 0, 61, 0, 57. Baktığımızda hemen ikişer azalan örüntü 67'den 2 çıktı 65 2 çıktı 63 2 çıktı 61 2 çıkarırsak 59 2 çıkarırsak 57 örüntümüz bu şekilde bitmiş. Kuralını hemen söyleyelim. Bir örüntünün kuralı verilen sayıdan 2 çıkarılmış bulunan sayı sonraki sayı olarak yazılmış. Örüntünün eksik sayılarını ve kuralını bulalım. Baktığımızda arkadaşlar, yüzer azalmış. 800, 700, 600, 500. O halde ne olacak? 400, 100 eksilecek, 300 bulunacak. Hemen kuralını söyleyelim. Bu örüntünün kuralı verilen sayıdan 100 çıkarılmış, bulunan sayı sonraki sayı olarak yazılmış. Aşağıda verilen nesne örüntüsünde her adımda kaç nesne olduğunu yazalım. Nesnelerin sayılarla ilişkisini bulalım. Altıncı adımdaki top sayısını yazalım. Hemen nesnelere baktığımızda birinci adım ikinci adım 1 ile çarpılmış 2 ile çarpılmış 3 ile çarpılmış 2 4 ile çarpılmış 5 ile çarpılmış ve 6 ile çarpılmış 6. adımda kaç olacaktır? 12 top olacaktır. Bakın arkadaşlar. 2 ile çarpılmış, 2 katı, 2 katı, baktığınız zaman 3 katı alınmış, 4 katı alınmış, 5 katı alınmış, 6 katı olacak. 2'nin 1 katı, bir artan örüntü ya toplama ya çarpma olacak. Baktığımızda burada çarpma var. 2'nin Katları alınmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde. 2'nin katları şeklinde gidilmiş. Örüntümüz 6. adımda 12 top olacak. Verilen nesne örtüsünde her adımda kaç tane nesne olduğunu yazalım. Nesnelerin hangi sayısal ilişkiye göre dizildiğini bulalım. 5. adımı tamamlayalım. Hemen baktığımızda arkadaşlar. 1 yıldız. Sonra 4 yıldız olmuş. Yani 2 ile çarpılmış. Sonra 9 olmuş. 3 3 katı alınmış. 4 katı alınmış. O halde 5 katı alınacak. 5. adımda ne olacak? 5 çarpı 5 yani 25 yıldız olacak. Hemen 5. adımda 25 yıldız olduğunu buluyoruz. Artan bir örüntü olduğuna göre o halde çarpma işlemi yapılacaktır. Baktığımızda 2 ile 2 çarpılmış 4. 3 kendisiyle çarpılmış, 9 kendisiyle çarpılmış, 16 kendisiyle çarpılacak, 25 yıldız olacak. Siz de aşağıdaki örüntüleri inceleyin ve örüntülerindeki sayılar ilişkilendiriniz. Boş bırakılan yerleri dolduralım. Evet, baktığımızda arkadaşlar birinci adım, ikinci adım, 3. adım, 4. adım, 5. adım. Evet, birinci adımda 3 1 ile çarpılmış. 2. adımda 6 2 ile çarpılmış. 3 ile çarpılmış 12, 4 ile çarpılmış. O halde nesneli, nesne sayısı, nesnelerin 3 sayısının katları öyleyce 5. adımda bakın 3'ün katı, 3'ün 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı. O halde burada kaç katı olacak? 5 katı olacak. 3 çarpı 5, 15, 15 kutu olacak. Hemen 3 çarpı 5, 15 kutu olacak. Burası 15 kutu olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ben dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.